this game. One goal, one team. Fight for that possession. Gotta act fast. Another shot, another pass. City comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Günaydın, günaydın, günaydın. Cumartesi saat 11. Bein Euroleague'le karşınızdayız. Turkish Airlines Euroleague'de artık her maç, her hafta çift maç haftası gibi olacak. Malum ertelenen 25 maç vardı. O maçlar genellikle salı ve çarşambaları oynanıyor. Bu yüzden biz de dolu dolu bir Euroleague haftasını geride bıraktık. Ama tabii ki maçların yoğunluğunu, kalitesini de biraz etkilemiş gibi görünüyor. Daha çok kazanmanın ön plana çıktığı bir dönemde mücadelenin, rekabetin öne çıktığı Euroleague'de artık tabiri caizse herkesin baltalarını çıkardığı bir döneme geldik. İhsan Bayülken ve Hakan Demirer'le birlikteyiz. Koç günaydın. Günaydın İsmail. Yani böyle hani Amerikan güreşleri olur ya, böyle işte bir iki kişi önce başlarlar dövüşmeye, sonra onların takım arkadaşları da gelir. Böyle bir anda ringde 8-10 kişi birden birbirine vurmaya başlar o Amerikan dövüşleri. Şu anda Euroleague öyle bir kaosta gibi. Kalite olarak biraz daha geride ama mücadele olarak da hiç geri adım atmıyor takımlar. Ne diyorsun? Bir kör dövüşü var. Yani dünkü maçlarda sayı olma ihtimali, olmama ihtimalinin çok gerisinde kaldı. Yani burada çok yoğun maç içindeki enerjinin veya fiziksel mücadelenin çok yukarı çıktığını görüyoruz. Böyle olunca da hani maçların içindeki o momentumları uzun sürekli yansıtmalarda çok kolay olmuyor. Farklı bir yapı ama iki gün sonra farklı bir maçlarda seyredebiliriz. Bir anda yine hücum performansını konuştuğumuz bir noktaya da gelebiliriz. Yani basketbol kalitesi düştü mü peki sence? Bence basketbol kalitesinden çok takımların hazırlanma sürecinin veya maç ritmini bu kadar Covid dolayısıyla ve bu takvimdeki sürekli değişikliklerden dolayı o maç ritmini yakalayamamak bu tip hani o taktiksel yaklaşımların da kalitesini aşağıya çekti bence. Hakan günaydın. Basketbol kalitesi düştü abi. Bence hani bana Hakan diyor ki ya abi bu kadar basit ya. Bence basketbol kalitesi düştü özellikle. Bak bir istatistik var. Euroleague'de bu sezon ikili oyun verimliliği en yüksek takım hangisi sizce? Gerçi sen biliyorsun. Biz konuşmuştuk. Ha, sen de biliyorsun. Evet. Olympiakos. Bu sezonun ikili oyun verimliliği en yüksek takımı Olympiakos ama geçen sezonki sıralamada ilk 5'e giremiyor. Yani hani geçen sezonki Euroleague'in hücum kalitesinin daha hücum verimliliğinin ne kadar yukarıda olduğunun bir göstergesi aslında. Yani pozisyon başına ikili oyunlardan bir sayı üretemiyor takımlar artık. Oralara geldik. Eskiden 8 takım, 7-8 evet, takım bir sayının üzerinde, pozisyon başına bir sayının üzerinde üretirdi. Ama o biraz da şeyle de alakalı olabilir. Takımların sistemleriyle de alakalı olabilir. Yani şimdi çok büyük sistem değiştiren takım var mı geçen seneden bu yana? Bence daha büyüyen veya oyunu farklı boyalı alana biraz daha oradan oyunu kurmaya çalışan takımlar var. Yani Barcelona, Real Madrid bu konuda bence yani Kalatis oynuyor. Tamam da ama hissetmiyorsun ikili yani ikili Kalatis'in. Yine oynuyorlar ya. Yani en az oynayan takım bile %30'lara yakın ikili oyun oynuyor. Oynuyor ama %25'e hani yakın ikili oyun oynuyor. Hani açılış oyunu olsa bile onun verimliliği kötü. Onu söylüyorum. Ya bazen sayılara şut yüzdeleri düştü. Bakmak. Bak şut yüzdeleri düştü. Top kayıpları arttı. O maç ritmiyle verimler alakalı. Öyle mi diyorsun? Bence %100. Bir de şey de var. Değil mi? Yani hani mesela Maccabi sezona başladı. Acayip yukarıda. Sonra üst üste maçlar kaybetti. Şimdi tekrar yükseldi. Bayern Münih başladı. Düştü, tekrar yükselmeye başladı. Milano üst üste 4 maç kaybetti. 6 maç mağlubiyeti var Milano'nun. Üst üste 4 maç kaybetmişliği var. Yani şimdi Efes işte son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Barcelona, ben gerçekten anlamıyorum yani. Bunların içinde bir kafayı çıkaran Real Madrid oluyor. Onların da kadro zaten şey gibi 20 kişi neredeyse yani. Sağdakiler kenara geliyor, kenardakiler geliyor, hiçbir şey değişmiyor yani. Tribündekiler? Tabii onlar da var. Yani. Onlar da bakıyorlar bize sıra gelir mi acaba diye. Yani kadroyu yapmak çok zor ama Lasso iyi idare ediyor orayı. Yani evet. Dün öyle bir beşlerle oynadı ki. Yani hani yaz bir beş desen aklına gelmez yani.
Evet, bakalım önce sonuçlara ve puan tablosuna bakalım Euroleague'de. Hala karmaşık bir puan tablosu bizleri bekliyor. Anadolu Efes deplasmanda Zenit'e 76-67 yenildi Shane Larkin'in yokluğunda. Son 4 maçtaki 3. mağlubiyetini aldı temsilcimiz. Kızıl Yıldız deplasmanda Olympiakos'u yendi. Haydi buyurun bunu anlatın bakalım. Yok, onu anlatamaz. Ya Olympiakos'un bence iç sorunları o. Öyle mi? Olympiakos'ta da üst üste düşüş var. Covid sonrası Olympiakos daha hala toparlanamadı takımdaki Covid krizi sonrası. Azvel'de de düşüş var. Sezona inanılmaz başladı. Chris Jones, Elio Kobo, işte Euroleague'in modern basketbolunun en iyi temsilcisi derken onlar da düştüler. Barcelona rahat kazandı. Bu arada Sertaç'a da geçmiş olsun diyoruz. Sertaç Şanlı da Covid pozitif çıktı. Barcelona'da oynayamıyor. CSKA Moskova Unix kazandı. Deplasmanda 86-75 yendi. Harikulade bir maçtı. Gerçekten bu sezon izlediğimiz en güzel maçlardan birisiydi. Alexey Shved 27 sayıyla maçın yıldızı, takımın lideri. Hadi bunu anlatın koç. Yok, anlatamıyoruz. Yani Itudis oyun kurucu yörüngesinden çıkmaya çalışan bir koç imajı veriyordu ama takım öyle bir oynuyor ki Şved'i hatırlamak zorunda kaldı. Bu arada Mario Hezonya da inanılmaz oynadı gerçekten. Biz Can İş Bakan'la anlattık. Çok keyif aldık. Program içinde de konuşacağız. Real Madrid deplasmanda Monaco'yu 90-84 yendi. Panathinaikos Bitchi Baskonya'yı 75-63 mağlup etti. Baskonya da yani bir tek Barcelona'yı yeniyor gibi ya. Hem ligde hem Avrupa'da. Ve gittiler, Panathinaikos'a yenildiler. Milano Žalgiris Kaunas karşısında 65-58 kazandı ve Bayern Münih'te Alba Berlin'i 62-56 yendi. Alman derbisi, Hakan, dün yayındaydınız. Nasıldı? Son iki dakikası çok iyiydi. Son iki dakikaya kadar hakikaten kötü ilk, bir maçıydı. İlk 38 dakikası. Peki yani keyifli oldu. İyi miydi son iki dakikada basketbol kalitesi? Yine sizin, Vučić yapacağını yaptı. Yani. Sizin Monaco maçı, ben dördüncü çeyrekte baktım, iki dakika vardı. Herhalde birazdan gelirsiniz dedim. Bir saat sonra. Yo, Caner çok mutluydu ama. Yani her uzatmaya gittiğimizde daha keyif alıyordu. İki uzatmada yendi Real Madrid Monaco'yu tabii. Evet, ve son topları da, yani uzatmaya giden topları da Monaco kullandı. Evet, 19'da 3 Mike James'in oranı çok ilginç. 23. hafta geride kaldı. 23 haftada 21 maç oynayan Real Madrid 18 galibiyetle lider. 22 maç oynayan Barcelona 17 galibiyetle ikinci. 20 maç oynayan Olimpia Milano 14 galibiyetle 3. Milano'nun 3 eksiği var. Barcelona'nın 1, Real Madrid'in 2. Şimdi hatta Zenit'i de ekleyebiliriz oraya. 13-7 durumdalar ve Shabazz Napier idmanlara başladı Zenit St. Petersburg'da. İlk 4 takım sanki biraz daha böyle kafayı orada uzatmış gibi görünüyor şu an, şu anki tablo itibariyle. Ben ilk 3 takım diye düşünüyorum. 3 takım mı diyorsun? Zenit'i koymuyor musun? Koymuyorum oraya. Tamam. Yani orada dördüncülük mücadelesi, CSKA girer orada devreye. Olympiakos üst üste aldığı mağlubiyetlerle düştü. Şimdi 20 maçta 12 galibiyetteler. Unix kazan 21 maçta 12 galibiyette. Ama Unix'in de yani benzini ne kadar yetecek bilmiyorum. Çünkü çok efora dayalı bir basketbol oynuyorlar. Ve o efora dayalı basketbol bu kadar az kişiyle oynanınca, işte dün Isaiah Kenan yoktu. Çözüm üretemiyorlar, adam kalmadı takımda. Bayern Münih 22 maçta 11-11 ile oraya ilk 8'e attı kendini. Anadolu Efes'in 2 eksik maçı var. Onlardan biri Bayern Münih ile içeride. O yüzden o maçı kazanmak çok ama çok önemli bir hal aldı Anadolu Efes için. Bir de Baskonya ile 2 eksik maçı. Monaco 22 maçta 10 galibiyet. Fenerbahçe Beko 19 maçta 9 galibiyet. Ama bundan herhalde rahatsız değiliz. Çünkü ya en sakatların olduğu dönemde sürekli maçların ertelenmesi Fenerbahçe Beko için biraz daha umut verici. Yani olan sonuçlarla beraber Fenerbahçe cephesi bu Maccabi maçının da ertelenmesiyle. Çünkü hani eksik kadroyla gitmek, Maccabi deplasmanı bu kadar iyi, Tel Aviv deplasmanı biraz sıkıntı olabilirdi. Şimdi artık orada daha tam kadroyla oynayacağımız bir maç haline dönüştü. Hani Fenerbahçe Beko'nun da playoff umutları bitmiş diyemeyiz. 19 haftada 9 galibiyeti var. Maccabi 20'de 9, Azvel 22'de 9, Kızıl Yıldız 20'de 8. Baskonya, Bitchi Baskonya 21'de 7, Alba Berlin 21'de 6, Panathinaikos 20'de 5 ve Žalgiris 19'da 3. Belki de bu sezonun
EuroLeague açısından en olumsuz noktası son 4 takımın neredeyse hiç alakasının kalmaması yarışta. Eskiden bir takım olurdu en kötü böyle. 4 takım şimdi çok koptu. Ama yine de maçlarını belli bir level'da, seviyede oynuyorlar. Aynen. Yani öyle olduğun zaman hani tamam. Alba oynuyor evet. Yani yarışın dışındalar. Ama sonuç itibariyle dikkat etmen gerekiyor yani. Doğru, Panathinaikos Efes maçı burada kolay geçmedi Sinan Erdem'de. Kazandılar işte, Baskonya yendiler. Yani Panathinaikos bir kültürü olan takım bunlar. Yani öyle hani denk gelir atamazsın yanına, kazanacağız diyemezsin yani. Bakalım kaç galibiyet bekliyorsunuz playoff için Hakan? Abi 18'i bir görsek belki 19'da konuşuruz. 18 yeterli diyor sen. 18 ama 17'ye de inme ihtimali var. Çünkü gruplaşmalar başladı. Şimdi bir ilk 3 takım bence 3 aşağı 5 yukarı belli gibi. Hı hı. Ama ondan sonra dördüncülük için bir yarış var. Kazan'ın bu hafta Alba Berlin ve Kaunas deplasmanları var. O yani kazanacağı maçları kazanırsa onlar da orada kalabilirler. Bir de 7 ve 8 için bir yarış var. Şimdi 7 ve 8 için biz takım sayısını azaltırız diye düşünüyorduk. Ama bir baktık Maccabi girdi orada devreye, Bayern Münih girdi. Yani o yüzden oradaki adet de arttı. Yani 12 takımın mücadele ettiği bir grupsal yerler var. O ayrı gruplar var, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Günün menüsüne göz atalım şimdi, bakalım bugün Bein EuroLeague'de neler var. 4 kişi Elans EuroLeague'de 23. hafta geride kaldı. Playoff yarışının oldukça kızıştığı bir dönemde Anadolu Efes kritik Zenit St. Petersburg deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Bir kez daha dış atışlarda kötü bir yüzdede kalan Anadolu Efes'in performansı Bein EuroLeague'de mercek altına alıracak. Maccabi Tel Aviv mücadelesi ertelenen Fenerbahçe Beko çift haftaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Markel Starks ve yoğun fikstür Bein EuroLeague'de değerlendirilecek. Haftadan öne çıkan notlar ve detaylı istatistiklerle Bein EuroLeague başlıyor. Bein EuroLeague'de önce Zenit Anadolu Efes maçıyla başlıyoruz ama Fenerbahçe bölümümüzde olacak, onu bir kez daha hatırlatalım. Belki bu hafta maç yoktu ama biraz daha Fenerbahçe'nin sezonuna detaylı olarak bakacağız. Onun da istatistiki olarak öne çıkan notlarını ve takım nereye gidebilir onu daha detaylı konuşacağız. Bir kez daha hatırlatalım. Hemen Zenit Anadolu Efes maçının istatistiklerine göz atalım. Koç İhsan Bayülken'in en sevdiği yerdeyiz. Evet, maçın istatistik raporu 76-67. En çok herhalde Efes'le alakalı dikkat çekici iki nokta var. Birisi asist top kaybı oranı. 15 asist, 14 top kaybı ve 25'te 4 üçlük. Koç, sen rakamlar üzerinden konuşmayı çok seven birisi değilsin. Sadece onu desteklemek için kullanıyorsun. Burada bir şey anlatıyor mu bu istatistik? Ya şimdi tabii rakamlar önemli. Yani hani mühendis olduğumuz için atlayamayız zaten konum itibariyle. Ama diğer yandan hani 15 asiste 14 top kaybını izah edebilirsin. İşte rotasyonun dar olması, topla oynayan oyunculardan miss için bu yoğunluk içinde 7 top kaybı. Ama 25'te 4. Hani buna baktığın zaman bir gazetede yazı başlığı atarsın. Şutumuz girmedi, kaybetti. Düzeleceğiz inşallah deyip ben sözü Hakan'a bırakayım. Düzeleceğiz inşallah. Bu şey sosyal medyada çok fenomen bir söz. Bunu biliyor musun? Yok. Bilerek mi söyledin? Benim sosyal medya hesaplarım kapalı. Kapalı. Hiçbirini kullanmıyorum ben. Şu işler bitsin, düzeleceğiz inşallah abi diye. Yani hiç şey, yani ben iyi temennilerle Hakan'a sözü bırakmayı tercih ettim. Sen ne diyorsun Hakan bu istatistik tablosu için? Ya ben temenni olarak bakmıyorum. Biraz böyle son maçtan sonra açıkçası umutsuzluğa sürüklendim Anadolu Efes'le ilgili. Çünkü yani artık kaybediliş tarzları benim canımı sıkmaya başladı. Çünkü takım halinde kaybetmiyor Anadolu Efes. Bireysel olarak yani her maçın bir tane çok kötü oyuncusu oluyor. Yani bu Anadolu Efes'e alışık olmadığımız bir durum. Yani bir maç işte ne bileyim... Misic, genelde Misic zaten sorumluluğun çok daha fazla yüklenen oyuncu. Misic çok kötü bir maç çıkarıyor. İşte bir maç zaten uzun süredir Rodrick Boboa gibi bu takımın fark yaratan oyuncularından katkı alamıyoruz. Bunun yanında işte yani genelde hep Anadolu Efes takım halinde kazanırken, takım halinde kaybederken şu anda bireysel oyuncular üzerinden yorum yapmak durumunda kalıyoruz. O da çok böyle takım kimliğinden uzaklaşmış bir Anadolu Efes hissiyatı yaratıyor bende. Yani Miss için ben bu maç öncesinde Shane Larkin'in olmadığı bir günde mesela daha olgun bir şekilde sorumluluk alacağını,
düşünüyorken 7 top kaybı çok kabul edilebilir bir durum değil. Bence artık psikolojik, mental durumu da geçmiş durumda kaçan üçlükler. Çünkü yani bu takım Euroleague şampiyonu. Son 4 sene Euroleague'i domine eden takımlarından biri. Artık ispat edecek bir şey çok bireysel olarak olmayan bir ekip. O yüzden mental olarak boş şutu sokmak zordur düşüncesi bana çok mantıklı gelmiyor. Burada bence oyuncuların önem sıralaması da bu takım olarak başarılı olmak alt sıralara geldi gibi düşünüyorum. O, bu şutu sokmayı engeller mi? Engeller. Yani eğer kaçırdığın şuta önem vermezsen, gereken önemi vermezsen, gerekli hazırlığı yapmazsan o zaman bir sonraki şutta da aynı hazırlıkta atarsın. Yani bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Yani sürekli bir şey yanlış gidiyorsa o yüzden o zaman bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Bence şu an razı durumda Anadolu Efes'teki oyuncular. Peki şimdi ikinizin de söylediklerinde taktik açıdan bakınca ilk öne çıkan konu üçlükler. Zaten bununla ilgili özel bir dosyamız var. Teker teker bakacağız ama ben hiç rakamlara, istatistiklere, ona buna girmeden ayrı ayrı soracağım. Koç, sen en üst düzeyde yıllarca oyun kuruculuk yaptın. Ondan sonra en üst düzeyde yıllarca antrenörlük yaptın. Hakan, sen de en üst düzeyde yıllarca oyun kuruculuk yaptın. Şimdi de bireysel antrenörlük yapıyorsun. İkinize de ayrı ayrı soracağım. Üçlük neden girmez? Faktörler nedir? Yani basit. Şimdi hani bir takım neden üçlük sokamaz takım halinde? Faktörler nedir? Burada ben yine bir genelleme yaparak burada kişiler üstünden konuşmayı... Yok, kişiler değil, genel olarak soruyorum. Tamam, ben genel olarak X takımı, Efes'i geçiyorum. X takımı neden üçlük sokamaz? İşte yetenek, nasıl bakacaksın teker teker onları soruyorum. Biz bundan önce Anadolu Efes'i değerlendirirken bir bütünün içinde oyuncuları değerlendiriyorduk. Şimdi oyuncular üstünden bütünü değerlendirir noktaya geldik oyun yapısı olarak. Tamam. Ya onu birinci konu olacak. Bu. Ben şimdi bunların atışlarına geleceğim çünkü. İki, Anadolu Efes bize alıştırdığı veya oynadığı oyunda parçaları bölerek oynayan bir yapı vardı. İşte maçın başında Simon Sertaç oynuyordu. Sonra Boba devreye giriyordu veya Misic, Larkin. Üçüncü çeyrekler. Misic'e gidiyordu. Maçın sonunda da zaten takım halinde o günkü performans bireysel. Genelde 4. çeyreğe çok kalmıyordu. Kalmıyordu. Yani burada parçaları oynayarak bir skora katkı durumu vardı. Şimdi oyuncuların yoğunluğu içinde görev tanımlarında Anadolu Efes'in oynamak istediği basketbolun içeriği değiştiği için bazı oyuncular maçı bütününü oynamak zorunda kalıyor. Bu da şut performansını. Yani şimdi bir 5 dakika yoğun oynayarak skor atmak var. Bir 30 dakika yoğun oynayarak o skoru atmak var. Bu senin bireysel olarak atacağın şutun içeriğini, bulunma şeklini, oynanan oyunu değiştirebilir. Sonuç itibariyle Anadolu... Şunu diyorsun o zaman, yani Efes yeniden böyle... Çatalı bıçağı alacak, böyle bölecek, herkesin lokmasını ayrı ayrı dağıtacak. Yani. Bunu yapmadığı takdirde o zaman 30 dakika oynayan Simon'dan 30 dakikalık yoğunluk beklersin. Misic'ten 7 top kaybı artık normal ama biz bütüne bakalım dersin. Anadolu Efes'in en büyük başarısı buydu. Takımda 2 tane MVP var. Larkin, Misic. Bunların yanında 2 tane çok üst düzey oyuncu var. Boba, Simon. Ama Yasikevicius gitti, bu oyuncuları almadı. Sertaç'ı aldı. Yani demek oluyor ki ben... Cenga'daki parçayı mı aldı? Evet. O hani yani Cenga'yı aslında... düşürecek parçayı mı aldı? Şimdi Sertaç'ın gitmesi ne oldu? Misic'le Larkin'in savunmada daha fazla. Yani bundan önce biz Plyce'in savunmadaki hatalarından bahsetmiyorduk. Biz bundan önce Dunstan'ın hücumda ya şutu yok işte oyunu tıkıyor sağ içi konuşmuyorduk. Bundan önce 4 numaralar niye şut atamıyor? Hiç aklımıza bile gelmiyordu. Biraz konuşuyorduk 4 numaraları. Ya konuşuyorduk ama skor katkısını konuşuyorduk. Hani orada da hani takım ya bir de bir şey yapmadığı bir şey bulalım diye konuşuyorduk. Yani her şey o kadar iyi gidiyordu ki. Şimdi burada bir Sertaç'ın çıkmasıyla takım bu duruma geliyorsa o zaman burada ya şimdi bak bir takım bir maç iki maç şut sokamayabilir. Tamam, bunu izah edersin. Tamam mı? Ama takım genel olarak bunu yaşıyorsa o zaman sistemde bazı şeylerin
oyun anlayışı olarak değiştiğini gösterir. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü son ben bir nokta Hakan'a bırakıyorum. Elijah Bright. Hı hı. Ya bu kadar kötü oyuncu değil ya. Yani Euroleague yani sisteme, transfer oldu sisteme giremiyor. İlk geldi Simon'un sakat olduğu dönem. İlk 5 maç ortalaması 12,5 sayı 5 rebound. Şu anda 14 dakika oynadı son maç. Oyunda yok. Bak oyunda yok. Yani bunlara baktığın zaman... Mesela hızlı hücumda yaptığı hata, hücum faul. Ama aynısını... Elijah Bryant'ın mental olarak yapacağı hata mı? Ama aynısını Kızılız maçında da yaptı. Seçemiyor. Yani bu takım içinde seçemiyor. Şimdi bak kötü oyuncu yok. Sadece burada alışık olmanın bir düzen var. Ama Sertaç'ın bir takımdan ayrılmasıyla bu kadar iki tane MVP'nin olduğu bir takım bu sorunu yaşıyorsa, şut sokamıyorsa o zaman burada tek bir açıdan bakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Beni bir kere çok şaşırttın. Çünkü ben açıkçası ya üçlük neden girmez sorusunu sorduğumda hani ben bir oyuncu neden üçlük kaçırır bir takım yani bir oyuncu neden üçlük kaçırır diye sordum. Sen bir takımın neden üçlük kaçırdığını anlattın. Ay, Anadolu Efes'in neden kaçırdığını anlattım. Başka yani takımın sen, değil. Bu takımın sen, özeli bu. Sen özellikle oyuncuya inmeden takım üzerinden yaptın. Efes'in üçlükleri neden kaçırdığına dair tespiti takım üzerinden yaptın. Evet. Bence bu kritik çünkü aslında Hakan'ın söylediğiyle de biraz bağlantılı. Hakan, sence üçlükler neden kaçar? Peki sen ne anlatırsın? Yani ben de bireysel olarak bir yorum katayım. Şimdi bir oyuncunun üçlük kaçırmasının üç sebebi olabilir. Birincisi rahatlıktan kaçırabilir. İkincisi baskıdan kaçırabilir. Üçüncüsü formsuzdur. Bir periyoda girmiştir. Orada sokamaz yani formsuzluktan. Ya da yeteneksizdir. Evet yani ama şimdi Anadolu Efes'te yeteneksiz bir oyuncu yok. Öyle bir ihtimal olmadığı için onu çiziyoruz. Evet onu çiziyoruz. Şimdi rahatlıktan kaçıran oyuncular var Anadolu Efes'te. Neden rahatlıktan kaçıyorlar? Çünkü bence önem vermiyorlar. Yani Mistic eğer bu takımda attığı şut adetli olsaydı o zaman attığı şuta daha fazla önem verecekti. Veya geçtiğimiz sezon bir... Mitsic ben baskıdan kaçırıyorum diyor, sen rahatlıktan bence kaçırıyor rahatlıktan diyorsun. Kaçırıyor. Çünkü biliyor ki kaçırdığında hala oyuncu olacak. Top yani 7 tane top kaybı yapamaz. Bence o da rahatlıktan. Böyle bir lüksü olmadığını bence Mitsic'in biliyor olması lazım. Şimdi bunu mesela buraya Simon da koyabiliriz. Simon da çünkü hedefine ulaşmış artık böyle... kariyerini sonlandırma safhalarında olan bir oyuncu. O da bence çok önem vermiyor geçtiğimiz sezon. Çünkü takım olarak da bir hedefe ulaşılmış bir durum var. O da kötü oynadığı maçı kaçırdığı bir şuta gereğinden çok daha az önem veriyor gibi hissediyorum. İkinci taraf baskıdan kaçıran oyuncular var. Elijah Bryant. Yani bu takımda bir yer edinmeye çalışıyor. O yüzden baskıdan hata yapıyor. Baskıdan o şutu kaçırıyor. Moerman bir hedefi var ama takım halinde o çarklar işlemediği için bazen sokuyor bazen çok kötü şut atıyor. Bir de formsuzluk, iyi formsuzluktan o şutu kaçıranlar var. Onlar da takım halinde yani kaç dakika oynadığını bilmeyen oyuncu yani şöyle söyleyeyim. Bu maç mesela Elijah Bryant veya işte Singleton ne kadar oynayacağını bilmiyor. Çünkü giriyor İşler olumsuz gidince hemen değişiyorlar. Bir de o şekilde üçlüyü kaçıran oyuncular var. Yani aklında soru işaretiyle o üçlüyü atıyor. Yani formsuz hem formsuzluğun yanında hem o şut gelirken çünkü oyuncu hisseder o şutu atıp sokacağını. Onu hissedemeyen oyuncular var. Bunların başına da bence şu anda Rodrick Boboa geliyor. Yani şu anda ciddi bir formsuzluğu var. Boboa'nın mesela yani rolü çok net aslında. Bu takımın şutörü Rodrick Boboa. Formsuz ama. Karnesine baktığımızda hiç Boboa'nın üst üste 4 maç, 5 maç bu kadar kötü şut attığını hatırlamıyorum ben Efes döneminde. İlk maçında 20 sayı attı bir çeyrekte. Bunların arasında bir de. Bu 4 maçın arasında Ya, bence... O zaman Hakan'ın söylediği baskı kısmına geliyor. İşte ekrana geliyor son 4 maçı Rodrick Boboa'nın. 15'te 2 üçlük son 4 maçta. Mitsic de öyle değil mi? 15'te 2 o da. O da 15'te 2. Yani oyun dakikalarına bak. Bir kere Boba 20 dakikalık bir oyuncu. Yani 20'nin üstünde çok ekstrem durumlar olması lazım oynaması için. Ya burada... Ama işte şöyle olmuyor mu koç? Yani şut girmeyince şutu atacak adam hep Boba diye gelmiyor mu? Ya bak sen bundan önce yine işte
yaşanan dönemi düşündüğümüz zaman olumlu olan. Boban'ın şutu girmediği zaman kazanılan maçlar yok mu? Var. Sıfır sayıyla, sıfır sayıyla çıktığı kazanılan maçlar var. Tamam, yani orada bak takım olmak burada önemli. Veya takım içindeki rolünü doğru tanımlamak önemli. Yani Larkin'in kapattığını düşündüğüm maçta bile kullandığı top adedi 10 falan oluyordu yani. 10-12. Yani şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi sistemin artık oyunculara olan bağlılık kısmını çok fazla hissettirmesi. Yani Simon'un oynamasını bekliyorsun maç kazanmak için. Geçen sene Larkin'i bile beklemiyordun. İşte bak aradaki fark o. Takımın şimdi Ergin Ataman da burada yani olanı korumaya çalışıyor. Ergin Ataman'ı bence var eden önemli nedenlerden bir tanesi. Gerektiği zaman risk alabiliyor. Atıyorum Burak'ın 3 dakika oynuyor mesela. Oyna at. Ne kaybedersin ki? Takım zaten akmıyor yani. Oyun var ama sahada. Oynanan oyunu destekleyen bir nokta çok yok. Çok güzel bir şey söyledin. Son 4 maçın 3'lük istatistiklerine bir bakalım. Takım halinde. Efes son 4 maçta toplamda 100 üçlük denedi. 100. Ve 22 isabeti var. %22. Hani bak, bunu 30 atsan, bak 30 atsan belki 4 maçın 3'ünü kaybetti Efes. 30 atsa belki 4'te 4 yapacak. O da ayrı bir şey. Ama %22. Teker teker baktığında da maçlarda zaten durum çok kötü. Hani bireysel olarak baktığında bir oyuncu mu kaçırıyor diyorsun. Hayır, hepsi kaçırıyor. Tamam da burada biraz önceki istatistiğe bir daha gelirsek Can'dan rica edelim. Futbol programı gibi oldu. Yani orada 7 tane attığımız bir Panathinaikos var, en çok attığımız. Son üçlük girmese o maçı da kaybettin, 6'da kaldın. Yani baktığında Anadolu Efes'in bu üçlüklerinin en güçlü yönü olduğunu ama gelişen oyunun içinde de senin ki bulunan pozisyonlara baktığın zaman hani Ergin Ataman'ın şunu da deme lüksü var. Ya ben pozisyonu buldurdum, sokamadılar diyebilirsin. Bak gerçekten diyebilirsin. Ben üçlükleri izlediğimde öyle diyorum bu arada. Ama yani bak, bomboş şut kaçıyor yani. Burada şöyle de bir dönem. Dün müydü? Artık maçta da kaçtım. Billy Barron, evet, Efes maçından sonra ailesini çok özlediğini söyledi. Evet. Yani o kadar yoğun bir tempo var ki Anadolu Efes'teki oyuncular sevdiklerinden çok birbirlerini görüyorlar. Tamam mı? Ve şuna bak, herkes kaçırıyor. Tamam. Burada tablo teker teker akıyor. Şimdi Barcelona maçı bu. Buradan ben bu üçlüklerin kaçmasının yanında işin psikolojik tarafına da gelmeye şey yapıyorum. Ben genç oyuncu, 16-17 yaşındayım. İşte A takıma çıkıyordum Beşiktaş'ta. Tabii o zaman abi kültürü var. Ondan sonra, ama dışarıda bu oyuncular birbirlerini çok olumlu konuşmadıkları anlar olabilirdi. Ama sahaya girdiği zaman tek yumruk oluyordu o takım. Ben şoka giriyordum. Yani bu kadar birbirinden farklı olup... Ben sana hemen söyleyeyim. Buyur, bu kadar birbirinden farklı olup sahada... Ben orada gördüm. O zaman bir takımın o ait olma duygusunun sahada o paylaşılan düzenle ne kadar güçlü olabileceğini gördüm. Ha, bunun bir de tersi var. Şimdi Anadolu Efes'te... Burada hemen bir örnek vereyim. Diego Simeone'nin bir belgeseli var. Bütün spor severlere tavsiye ederim. Diego Simeone Atletico Madrid'in teknik direktörü. Ve hani kendi tarzıyla yıllardır orada dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi. Artık oranın simge oyuncu isimlerinden birisi. Atletico Madrid geçen sene La Liga şampiyonu oldu. La Liga şampiyonu olurken ki sezonun içinde onun teknik direktörlüğüyle alakalı bir bölüm var. Ama aynı zamanda Simeone'nin kariyerinden alıp geldiği bir bölüm var. Diego Simeone Maradona'yla yan yana oynuyor. Ronaldo'yla, orijinal Ronaldo, şimdi göbekli Ronaldo diyorlar gerçi. Ronaldo'yla yan yana oynuyor. İşte hani inanılmaz oyuncularla yan yana oynuyor ve Arjantin milli takımında ve Lazio'da, işte gittiği her yerde de neredeyse şampiyon oluyor. Lazio'da unutulmaz bir 2000 yılı şampiyonluğu vardır. Futbol severleri iyi hatırlar. Lazio'nun şampiyon olduğu son hafta. O takım benim için mesela efsane bir takımdır. Pavel Nedved oynar, Juan Sebastian Verón, Diego Simeone oynar. Ben o takımı zannediyordum ki, yani belgeseli izleyene kadar o takımı zannediyordum ki aklımda böyle mükemmel bir yerde kalmıştı. Ya bunlar işte süper bir ortam var.
Diego Simeone, Juan Sebastian Verón belgeselde konuşuyor. Diyor ki, ya diyor, siz diyor böyle dışarıdan takımları görüyorsunuz. Bunlar başarılı takımlar diyor. Siz zannediyorsunuz ki bunların hepsi çok yakın arkadaş, kardeş. Biz diyor Diego'yla hala daha konuşmayız. Yan yana otururduk diyor Diego Simeone. Kahvaltı masasında yan yana otururduk. Kesinlikle hiçbir kelime, bir günaydın bile demezdik birbirimize. Farklılıklarımız vardı. Konuşmazdık ama ben sahaya girdiğimde Vero'nun benim için oraya sahaya çıkıp adam öldüreceğini biliyordum. Vücudunu ortaya koyacağını biliyordum. Ben de onun için her şeyi yapardım sahada. Sahada onun için her şeyi yapardım. Onun için savaşırdım diyor. Ama diyor farklılıklarımız vardı. Juan Sebastian Verón da diyor ki bu farklılıklar sağlıklıdır. Bu kavgalar, bu hani iyi geçinememeler, bunlar sağlıklı şeylerdir diyor. Ama sahanın içi başkadır diyor. Yani senin söylediğini destekleyici bir durum. Evet, yani ben tabii bu durumda olsun diye demiyorum. Ama Anadolu Efes'in başarısının içinde bize aksettirilen veya bizim gördüğümüz inanılmaz bir arkadaşlık ortamının oldu. Yani burada çok. Şimdi o yüzden oyuncuların bizim bakacağımız nokta sağ içindeki birbirlerine yaklaşımları. Sağ dışındaki yaklaşımlar, yani düşünsene sevdiklerinden daha çok birbirlerini görüyorlar bu takım 3 senedir, 4 senedir. Yani artık ailesinin bir parçası gibi. Yani dışarıda bir sorun olmaz ki. Önemli olan burada paylaşım sırasındaki noktaya bakmak gerekliliği. Yani burada işte oyuncular maç biter birbirlerine sarılabilirler. Ama o sırada, yani ben hayatta öğrendiğim en önemli noktalardan bir tanesi, herkes iyi abi. Kötü insan yok ki. Ben menfaatin çakıştığı zaman veya bir hedefe kilitlendiğin zaman o iyi olarak kalıyor mu senin için? Ben buna bakıyorum. Yoksa herkese iyi dersin abi. Gideriz, aa ne kadar iyi insanmış dersin. Ama bir ortak noktada kesiştiğin zaman hala senin için iyi kalabiliyor mu? Veya senin için o fedakarlığı yapabiliyor mu? Yani benim verdiğim bu örnekler Anadolu Efes'in yapısıyla ilgili değil. Benim burada söylemek istediğim nokta, biz Anadolu Efes'in arkadaşlığının bundan önce saha içine yansıdığını, ama bugün performans olarak bir takımda bu kadar düşüş oluyorsa burada oyuncuların tekrar bir araya gelebilecek çözümü üretmesi. Yani geçen seneki o oyuncuların, sadece oyuncuların katıldığı toplantı mı lazım Efes'e? Ya o bence geçen sene kullanılmış. Bu sene yeni bir şey. O bitmiş. O yani ben ilk antrenörle 98'de başladığım zaman işte Amerikalı bir koç gelmişti. Yani klasik bir tabirle işte dedi Chicago Bulls en iyi takım dedi ama dedi işte kalemist dedi. İşte bu dedi Michael Jordan dedi. Kalemi kırdı. Scottie Pippen dedi. Kalemi kırdı. Dennis Rodman dedi. Kalemi. Sonra 5 kalemist dedi. 5 kalemi aldı. Kıramadı. İşte dedi böyle olduğu zaman dedi kırılmazsın dedi. Yoksa Michael Jordan'ın tek başına bir ifadesi yok. Bu takım Misic'in takımı değil. Bu takım Simon'un da takımı değil. Bu Larkin'in de takımı değil. Bu hepsinin takımı. Yani burada ya çok sevdiğim bir arkadaşım basketbolu da çok yakından takip eder. Hatta basketbol profesyoneli. Bana Efes maçının, işte Zenit maçının sonrasında bir mesaj attı. Efes'in lideri kim dedi. Cevap veremedim. Gerçekten Efes'in mesela 4 senelik bir takım, hiç böyle bir soruyu sormak aklıma gelmemişti Efes'le alakalı. Ama başarının formülü o değil mi? Ya yani, dün işte sevgili bir futbol antrenörümüzle beraberdik. Hı hı. Artık sistemlerden bahsediyor oyuncular. Çağdaş Hoca ile. Evet, Çağdaş sistemlerden bahsediyor. Artık diyor ki yani oyuncu tamam da diyor sistem oyuncuyu var ediyor diyor. İşte bunun en güzel örneğini Messi olarak veriyor. Salah'ın istatistiklerini söyledi işte. Evet, yani burada oyun artık buralara geldi. Yani bir yıldızın da var olabilmesi için yanında ne kadar destek aldığınla alakalı bir şey. Peki o zaman Hakan, sana şuradan soracağım. Şimdi bu takımla bizim de dördüncü senemiz. Biz de bu takımla yaşıyoruz. Yani bir tek hani antrenmanlara gitmiyoruz ama işte maç önü, maç sonu, hani orada takımla beraber yaşadığımız için seyahatlere gittik. İşte başarılı dönemi gördük, başarısız dönemi gördük. Micić ve Simon için şu anda şey diyebilir miyiz? Yani onlar yani bu böyle bencillikten değil de bildikleri yöntem ya da inandıkları yöntem, ya benim bu takım kötü gidiyor, benim bu takıma yardım etmem gerekir diye çok zorluyor olabilirler mi? Nasıl görüyorsun, ya da bunun öyle ya da böyle olmasının bir önemi var mı? Ya şimdi bu takım geçen sene şampiyon olunca
bütün ekibiyle, oyuncu kadrosuyla beraber ilk defa bir EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Kulübüyle bu arada. Kulübüyle. Yani daha önce EuroLeague şampiyon olmuş hiç kimse yok. Bütün organizasyonla beraber bir EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Onun üstüne benim bu şu anda gördüğüm, geçen sene EuroLeague şampiyonluğunu anlatırken, o süreci yaşarken çok net hissediliyordu. Anadolu Efes'e hiçbir oyuncunun bireysel hedefi takım hedefinin önüne geçmiyordu. Yani bununla da işte Misic'le aynı şekildeydi, Shane Larkin'le aynı şekilde, Sertaç aynı şekilde, yani belki kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu ama aklında şu vardı, yani 3 dakika oynayayım, 2 dakika oynayayım, hiç potaya top atmayayım ama bu maçı kazanalım ve hedefe yürüyelim vardı. Parantez içinde hepsi de bireysel ödül aldı. Hepsi de bireysel. Sertaç, evet. Acayip kontrat, Barcelona, Misic, MVP, o bu derken hepsi aslında bireysel olarak bir ödülü aldı sonunda. Beraber yürüdüler çünkü. Evet. Şimdi ondan sonra şu anda bir kere takım halinde kırılganlık var. Çok ciddi bir kırılganlık var. Bunun sebebi bence önemsizleşti artık. Yani takım hedefi oyuncular için, özellikle bu takımda daha fazla söz sahibi olan işte Misic gibi, artık işte kariyer hedefi olarak çok böyle bireysel olarak orada kendini besleyemeyen Simon gibi oyuncular için önemsizleşti. Yani bir takım için en büyük lüks kavga edebilmektir. Yani ben de mesela Fenerbahçe'de oynarken, isim vermeyeyim, biz aynı senin hikayen gibi takım masasında, yemek masasında konuşmayan oyuncular vardı ki ya hepsi. O Fenerbahçe'de oynarken dediğin 100. yıl takımı. 100. yıl takımda. Yani hani takımda. İbrahim Kutluay, Damir Mırsic, Willy Salomon, Mirsad Türkçan, Ömer Onan gibi efsanelerin olduğu takımda. Yani yoktu takımda. Hepsi bir acayip alfa karakterler. Çok büyük egolar. Dışarıda belki nasıl, o takımda birbiriyle konuşmayan insanlar mı vardı? Vardı tabii. Birbirinden nefret eden oyuncular vardı. Gerçekten evet. Mi? Ya şöyle söyleyeyim sana, o sezon mesela saha dışında yani ben işte Ömer abi, o da arkadaşımdı falan. Yani o bir vakit geçirdiğimiz anları oluyordu ama takım halinde yaptığımız bir tane organizasyon yoktu. Yani o takım makine gibi bir takımdı Hakan. Çünkü sahada takım halinde bir hedef vardı. 100. yıl şampiyonluğu vardı. Yani orada kavga ediyordu yani. Evet, takım. Orada koruman gereken ve kazanman gereken bir hedef var. Yani orada önemli olan bireysel olarak senin işte 20 sayı atman değil veya bir sonraki sene, şunu biliyor oyuncular, bir sonraki sene daha iyi kontrat kazanabilmesi için bu takımın şampiyon olması lazım. Bireysel olarak hiçbir önemi yok. Yok. Bu arada şimdi sen söyledikçe hatırlıyorum da, yani işte üçlüğü atan tribüne dönüyordu başkana. Siz Yıldırım'a burada el gösteriyordu. Beni şey yapardı o takım. Boş harfi Mirsad mıydı? hepsi yani, sadece öyle değil. Herkes, hepiniz yapıyordunuz yani, öyle söyleyeyim. Öyleydi şimdi Allah için. Öyleydi yani, o takım kavga edebiliyordu ama yani antrenmanda. aynı fikirde olmadığı konularda kavga edebiliyordu. Sahaya çıktığında, rakiple karşı karşıya geldiğinde, o zaman rakibe karşı o kavgayı gösteriyordu. Şimdi Anadolu Efes'te kavga yok. Zaten bu arada kulüpte kimle konuşsak şey diyor yani, hani ya oyuncuların birbirleriyle arası çok iyi. Yani işte saha içinde yaşanan tartışmaları konuştuğumuzda böyle bir sorun yok diyor. Oyuncular da söylüyorlar. Brent Dunstan'a sorduk geçen hafta. Yani katiyen reddediyorlar mesela. Oyuncular birbirleriyle çok iyi diyorlar. Hala o ortam, işte birbirini sevmeyen böyle bir ortam katiyen yok deniyor mesela. Hiç sana olmayacak ki. Oyuncular ama bakın bunu oyunculara da soruyoruz birebir de. İşte teknik ekibe de soruyoruz. Zaten böyle bir olumsuz bir havanın olduğu konuşulmuyor. Herkes bunu reddediyor yani. Ya sonuç itibariyle tabii ki. Yani öyle bir durum yok yani. Yani ben hiçbir zaman arkadaş, yani bir kere çok kuvvetli bir temel olduğu ortada. Ama burada sahada oynanan oyunun içinde, şimdi Anadolu Efes'in oyuncuları kariyerlerinde alabilecekleri en iyi rakamlara ulaştılar. Evet. Yani Avrupa bazında düşündüğümüz zaman, hani NBA'yi bilmiyorum ama kariyer planlamalarında yapabileceklerin en iyisi yaptılar ve bunu kulüple birleştirdiler. Ama bazen İki tane nokta çok önemli hale gelir. Bir, zirveye çıktığın zaman Mike Tyson'ın dediği gibi avaraj olamazsın artık. Ya diptesindir ya zirvedesindir. Ha, grisi olmaz gri artık. Gri olmaz artık. Ya siyahsın ya beyazsın abi. O gri bitmiştir artık senin için. Çünkü sen hedefsin.
Ya da Michael Jordan dediği gibi her gün Michael Jordan olmak zor. Abi o çok zor bir şey şimdi. O zaman yani şurada dış faktör giriyor devreye. Efes her maça şampiyon olduğunu kanıtlamak zorunda bir şekilde çıkıyor. Karşı taraf öyle oynuyor. Bana diyor şampiyon olduğunu göster diyor. Yani nasıl oldum bana hadi bir de ben şimdi hazırım diyor. Şu anda sana diyor. Görelim bakalım. Ben şampiyona karşı oynayacağım diyor. Sen de şampiyon gibi oyna diyor. Ama buradaki asıl kritik nokta Anadolu Efes'li oyuncular bu seneye bir anlam yükleyemiyorlarsa. Ergin Ataman bu seneye bir anlam yükleyemiyorsa. Alper Yılmaz veya idari ekip, kulüp bu seneye bir anlam yükleyemiyorsa yapılacak tek bir şey var. Bir misyon üstlenmen lazım. Önümüzdeki senenin doğru, yani bu sene oyuncular geride bir miras bırakacaklar. Abi kasa boş kalmasın ya. Yani bir mirasımız olsun. Mükemmel bir şey. Bir misyon olması lazım. Yani burada Anadolu Efes kültürünün, bak bu sene başarısız olabilirsin ki bu zirveye gören takımların bu olur yani. Oldu yani bunu yaşamayan yok ki. Biz burada Anadolu Efes markasını, biz Fenerbahçe'nin eleştirisini yaparken de hep Fenerbahçe basketbol kültürü ve markasından gittik. Efes, Türkiye'deki basketbolun bu hale gelmesindeki lokomotiftir. Bunu kimse başka bir yere çekemez, götüremez. O yüzden bizim için önemli olan oyuncuların bunun bilincinde olarak oynaması. Ha, bunun çözümü ne biliyor musun? Tek, oynadan oyundan keyif almak. Keyif al. Hani kaybediyorsun ama kaybettiğin zaman da o ızdırabı çekmeden keyif alacak şekilde. Ya biz yo, bugün ızdırabı çek. Koç çek. Ya birlikte üzül. Yani o ızdırabı çek. O kötüyü birlikte yaşa ki birlikte sevinebilirsin. Bak burada eksilmeler başlarsa, herkes kendi açısından olayı değerlendirmeye başlarsa ve bir dairenin içinde kalmaya başlarsa o zaman takımdaki boşluklar çok fazla büyümeye başlar. Ve o zaman o boşlukları kapatman için bireyler üstünden o boşlukları doldurmaya çalışırsın. Bu Efes, da en büyük problem Efes olur. Efes takımının ilk senesi kurulduğunda, burada sevgili Serkan Erdoğan da bizim ekibimizdeydi hatırlıyorsunuz. O zaman Can İş Bakanlığı'na Serkan Erdoğan bir iddiaya girmişlerdi. Hatırlıyor musunuz ne iddiası oldu? Misic'in asist sayısı. Misic 5 asistin üstüne çıkar mı çıkmaz mı diye. O iddiayı Can kazanmıştı. 5 asistin üstüne çıkar diye. Şimdi Misic öyleydi. Misic'in bu sezonki asist ortalamasını biliyor musunuz? Yani 3.5. Top kaybı fazla. Bak 3.5 asist ortalaması var. Şu anda Serkan Erdoğan kazanmış oldu. Yani o iddiada olay buraya döndü. Neden? Şimdi Larkin'den bahsederken biz Larkin'i nasıl konuşuyoruz? Ne diyoruz? Bazen Larkin agresif olması gereken yerde olmuyor. Ve bunu sen nasıl açıklıyorsun koç? Larkin neden mesela agresif olması gereken yerde kendi skoruna yüklenmiyor çok fazla? Çünkü burada %100'üyle oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Savunmada enerji harcıyor ve rakibin savunma stratejilerine göre kendisinin yanındaki parçaları kuvvetli hale getirdiğinde yapmak istediklerini daha rahat yaptığının farkında. Doğru yani ama istediğim cevap bu değildi. Senin başka bir cevabın daha var bu konuya. Etrafındakileri mutlaka yanına birisini çekmek derler. Ama bu şampiyonluğa giderken en önemli noktalardan bir tanesi yanına çoğalarak gitmek. Zaten liderlik kısmında şimdi liderliğin tanımı da farklı. Yani liderlik ya gölgede kalarak bir liderlik yaparsın ya da hayır ben buranın lideriyim diyerek yaparsın. Mike James bunu gözüne sokarak yapmaya çalışıyor. 19'da 3 attı. Larkin bunu gerektiği zaman gölgede kalarak yapıyor. Öyle olduğu zaman başarı geliyor. Öbür türlü bireysel başarı geliyor. Şimdi işte aslında biraz onu tartışmaya açmak istiyorum burada. Hakan'a biraz oradan geçmek istiyorum. Sence Larkin'in liderliğiyle, Larkin'in olmadığı dönemde ya da olduğu dönemde Misic'in liderliği arasındaki fark nedir? Yani çok garip bir şekilde şimdi Misic'in ben pas yeteneğini Larkin'in önünde görüyorum. Daha büyük. Bireysel ama pas yeteneği olarak. Ama Misic daha çok, yani Larkin'in de daha skorer olduğunu düşünüyorum Misic'ten. Ama liderlik olarak bakınca Larkin dağıtarak, Misic de atarak liderlik yapmaya çalışıyor ya biraz gibi. Biraz şöyle bir durum var. Mesela işte 4 kuşaktır zengin bir aile o parayı senin gözüne sokmaz değil mi? Yani daha mütevazi gözükür ama bilirsin ki ya bir kalite bir şey var yani. Bir de işte arsayı satmış, parayı bulmuş.
veya işte orada kat karşılığı arsayı vermiş. Parayı sokar gözüne senin. Yani harcar çok. Harcamayı sever. Gösterişi sever. Şimdi Larkin'in babası çok elit bir sporcu. Doğru. O spor kültürünü çok iyi biliyor. Beyzbol efsanesi. Takım oyununu çok iyi biliyor. Zaten genlerinde liderlik ve... Bu arada Messi için de babası sporcu. Onu da söyleyeyim. Masa tenisçiydi sanıyorum. Bireysel. Evet. Genlerinde onun liderlik ve takım oyunu, o takımdaşlığı çok iyi bilen bir oyuncu. Yani muhtemelen sürekli dinleyerek, izleyerek yetişmiş bir oyuncu. O yüzden şu anda Messi'yi biz neden eleştiriyoruz? Kötü gözüküyor sahada. Ya diyoruz ki sen bu Euroleague geçtiğimiz sezonun MVP'sisin. Şu anda oynadığın oyun MVP operatı almış bir oyuncuya yakışmıyor. Ama niye işte 22 sayı, işte 7 asist falan öyle görünüyor yine. Kötü abi. Yani Mike James'ten, Şüvet'ten bir farkı yok benim için şu anda oynadığı oyunun. Yani hiçbir farkı yok. Şimdi Shane Larkin eğer bunu zorlarsa o zaman o da kötü gözükecek. Onu çok net bir şekilde biliyor. Ama şunu da hissettiriyor. Savunmada agresiflik yaparak, orada mücadelede hiç geri adım atmayarak, hatta fiziksel olarak belki şu anda %100'ünde değil. Çünkü oynadığı maçlarda zaten bu hafta oynamadı. Sürekli bir sağ dizini yoklar vaziyeti. Ona rağmen onda o gerginliği, paniği görmüyorsun. Misic'te ispat etme çabası var şu anda. Yani gözüne sokmaya çalışıyorsun. Ya ben MVP'yim. Gerek yok, ben ya, yok. Yani müzede şeyin sen kendi evinde kitaplıkta duruyordur ödülü yani. Aradaki fark bu. Yani liderlik etme farkı ve bence şu anda biraz daha demlenmesi gerekiyor. Yani Misic'in kendini dinlemesi gerekiyor. İşte konuştuğu, paylaştığı, güvendiği insanlar varsa ona doğru yolu nasıl kariyerini yönetmesi gerektiğini göstermesi gerekiyor. O yüzden iki tane çok farklı karakter var. Şu anda Messi için yapmaya çalıştığı bu ispat çabası ne anda nefese yarıyor ne kendi kariyer açısından ona pozitif bir şey katıyor. Acaba Hakan oyun oyuncu performanslarındaki hani o belirgin pozitiflik olmamasından dolayı Messi kendisine onu oynama veya o alanı ben kullanırım gibi bir düşünceye götürüyor olabilir mi? Yok ya ben çok bireysel düşündüğünü... Ama bundan önce atıyorum Larkin varken işte belli dönemleri iyi oynuyordu ama şimdi bütün maçın tamamını kapatmaya çalışıyor. Yani... Koç sen bu arada yani Larkin için de senin milli takım tespitin vardı. Efes'ten hadi Efes dışında konuşalım Larkin'i. Milli takım için nasıl anlatıyordun Larkin'i? Bak Larkin hep oyuncu kazanmaya çalışıyor. Ve burada... Ya yani, kardeşim senin basket atmana ihtiyacın vardı, var. Yalvarıyorduk. Milli takımda da öyle oynuyor. Yani ama şimdi iyi oyuncular özellikle Avrupa basket maçında NBA'de performansını ister antrenör. Der ki yıldızsan bana yıldız olduğunu göster der. Çünkü pazarlama onun üstüne kuruludur zaten. Ama Avrupa'da Euroleague'de şampiyon olan takımlara bak hiçbirinde bütün sezonu böyle alıp 25 sayı ortalamayla oynayıp evet sen şampiyon yaptın diyebileceğin oyuncu yok. Atışla şampiyon yaptın diyebilirsin. Liderliğinle diyebilirsin. Ama oyunun bütününde inanılmaz oynayıp o şampiyonluğu getirecek bir oyuncu veya yapı yok. Şimdi böyle olduğunu düşündüğün zaman Anadolu Efes'in değişen oyun yapısı içinde özellikle top elinde olan veya topa yön veren oyuncular takımın önüne geçebilecek alternatiflere sahipse bunu kullanabilirler. Ama bu kullanmayı yani o da bakacak abi maçtan sonra. Ya ben iyi oynamışım ama maçı kaybetmişiz. O zaman benim iyi oynamamın çok vesvesi yokmuş diyebilmesi lazım. Veya onu bu konuda ikna etmen lazım. Arkadaş biz MVP oldun ama MVP olurken Plyce'ın attığı üçlükle de MVP olduk. Simon'un attığı üçlük olmasa zaten senin MVP'liğin kalmayacak. Yani şimdi... Bunları atlamamak gerekiyor. Bunu atlayıp bireysel performanslar üstüne. Zaten dediğim gibi bizim bugün Anadolu Efes'le ilgili yaptığımız saptamanın içinde hani Ergin Ataman'ın kariyerine de bakmak gerekiyor. Ergin Ataman sadece bir koç değil. Bir kere yönetici yani genel menajer olabilecek kadar oraları da tamamlayabilecek bir karakter spor adamı. Bugüne kadar hiçbir zaman o tarafı çok fazla ihtiyacı olmadı. Ama bence şu anda ona ihtiyacı var. Desteklenmesi mi gerekiyor? Diyorsun? Ya şimdi bak, kulüp tarafına ihtiyacın olmaz. Tamam, antrenör arada bir terazi gibidir. Kefeler arası. Oyuncu tarafı vardır. Ergin Ataman bundan önce oyuncu tarafını bir şekilde yönetiyor.
Tamam mı? Ama kulüp tarafının işin içinde olacağı kısmı çok fazla bugüne kadar kariyerinde önemli hale getirmediği için veya kulüpler Ergin Ataman'dan Türkiye'deki belki modellemeden dolayı bunu beklediği için o tarafı çok fazla ihtiyaç duymamış olabilir. Ama bugün Anadolu Efes'in kulüp tarafının da buradaki algı için ki çok iyi iş çıkartıyorlar yani şimdi sağ dışı organizasyonlar olsun. Alper işte yılın ödülü aldı. Şimdi o zaman şöyle de diyebiliriz bak. Açılış lafım gibi. Yılın yöneticisi orada. Yılın antrenörü orada. Şampiyon takım orada. Yılın oyuncusu orada. Abi şutumuz girmedi ya. Düzeliriz inşallah. Yani bunu da diyebiliriz. Peki şunu soracağım. Başka bir faktör olarak soruyorum. İkiniz de büyük camialarda oynadınız. Sen Beşiktaş'ın, sen Fenerbahçe'yi gördün. Taraftardan çekinmek diye bir şey var mıdır? Oyuncu da faktör müdür? Büyük faktör. Öyle mi? Büyük faktör. Sence? Tabii canım yani. Ama... Yani şunu soruyorum. Mesela Efes'in çok güzel bir seyircisi var. 15 bin kişi geliyor, maçı dolduruyor, sahayı dolduruyor, şöyle böyle. Ama yani acaba taraftar ne der hissiyatı oyuncularda var mı? Buna çok emin değilim. Orası çok güzel bir ortam. Gerçekten NBA ortamı gibi. Ama oyuncularda böyle bir şey var mı bilmiyorum. O rahatlığın temel... Yani mesela Fenerbahçe'de Pierre-Henry yuhalandı. Şu an herkesin başında taşıdığı oyuncu. Pierre-Henry yuhalanıyordu 2 ay önce. Ama ikisi farklı Bak şunu söylemeye kültür. Çalışıyorum. Evet tabii ki. Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki de öyle bir gerginliğin olmaması, oradan gelen bir tedirginliğin olmamasının da bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Yok ya ben yani... Bir kere tabii bu arada yani 3 senedir bu yoktu. Hiç eksikliğini hissetmiyorduk. Bunu konuşmuyorduk. Ya burada büyük bir yolculuk var. Ve bu taraftara, Anadolu Efes taraftarının sayısının artması veya bu kadar güzel bir şekilde takımın yanında olması tamamen sahada oynanan oyun. Ergin Ataman, Alper hepsinin ortak çabasıyla gerçekleşti. Ve burada unutmamamız gereken bir... Ben bu arada yani şöyle salonun atmosferini çok beğeniyorum. Bak... Yani oraya gelen taraftarın da ya en son maç kar alarmı var. İnsanlar çok büyük fedakarlıklar yaparak oraya geldiler. Taraftar o gün orada olmasaydı Panathinaikos maçı kaybedilir. Yani bunun da altını çizelim. Bak, yani hani lütfen yanlış anlaşılmasını istediğim bir durum değil yani Efes seyircisi ile ilgili söyledim. Yani orada hani öyle bir işte futbol tarafının da şimdi oradaki hadise biraz daha farklı gibi geliyor bana. Ya şimdi büyük bir başarı var. Tamam mı? Bir adanmışlık var burada ve bunun sonunda bu oyuncuların o saygıyı ve o krediye sahip olduklarının altını çizmemiz gerekiyor. Yani ve artı Misic de dahil olmak üzere herkes kötü niyetli değil bak. Herkes iyi niyetli. Kendi problem çözmeye çalışıyor. Problem çözmeye çalışıyor ama Anadolu Efes bireylerin problem çözmesiyle buraya gelmedi. Takım halinde var olarak geldi. Karşıyaka maçına bak ligde oynanan. Orada da bir Simon'la Misic'in maçı kapatma çabası var takımın önüne geçerek. Bu belki de bu dönemde denenmesi gereken bir şey. Ama Anadolu Efes'in kendisini var eden düzenlerden uzaklaşmaması gerekiyor. Ve takımdan bu gibi noktalarda herkesi kucaklaması gerekiyor. Yani biraz önce söylediğim gibi bir sürü oyuncunun artısı eksisi var. Önemli olan onları saklayabilmek. Datome çok iyi bir savunmacı mı? Değil. Ama topsuz oyun savunması olsun, yardım savunması hep olsun. Hep hücum faul yaptırıyordu. Oralarda var olarak kendisinin... Ya, şimdi ya da blok yapıyordu mesela. Her üstüne gelen geçiyor Datome'yi. Ama onu gölgede tutmayı başardığın zaman takım oluyorsun. Birisinin üstüne gelmesini engelliyorsun. Ya, şimdi atıyorum her takım... 3 numarası kuvvetliyse Simon'a arkası dönük hücum etmiyor mu potaya? Evet. Ediyor. Larkin'i yakaladıklarında Kalates etmiyor mu? Herkes bunları deniyor ama bunlarla yaşamayı bilip takım halinde reaksiyon verdiğin zaman başarı geliyor. Ve Anadolu Efes bunu bize fazlasıyla gösterdi. O zaman bir şeyin değişmesi lazım. Yani şimdi şöyle bakıyorum. Bu şutların girmesi lazım ya. Şutların girmesi lazım. Peki bu 4 maçta %22 şut atmış Efes. 4 maçta mesela Erten Gazi oynamış olsaydı kaç %5 mi atacaktı yani Efes? Zaten
Bu hani Erten mesela işte şut sokamıyor diye düşünüyor. Ya Elijah Wright rotasyona giremiyor ya. Mesela hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Radikal bir şeyin olması gerekiyor ya. Acaba o hani bir enerji eksikliği bir şey onu mesela işte Erten'den şimdi Doğuş geliyor tekrar işte Doğuş'tan şu anda Efes'in enerji oyuncusu çünkü James Anderson da yok. Efes'in enerji oyuncusu takımın en yaşlı oyuncusu. Peki, Brian Dunstan. Peki şöyle düşünelim. Yani 86'lı gerçi Simon 85. Şöyle düşünelim. Anadolu Efes şu anda kaybetme noktasına geldi mi? Maç kaybediyor evet. Hayır hayır. Takım halinde görüntü olarak kaybetme noktasına geldi mi? Yoksa daha biraz daha kredisi var mı? Bence kredi hala burası döndürülemez bir yer değil. Değil. Evet. Anladın mı? Kaybet. O yüzden yani Ergin Ataman'ın buradaki tercihleri oynanan oyun. Boş şutu buluyorsun girmiyor. Dediğim gibi bakış açısı burada çok önemli. Ha, o zaman peki psikolojik faktörler üzerinden konuşalım. Şimdi şu sıralar bir kitap okuyorum. It Takes What It Takes diye. Trevor Moawad'ın bu işte Russell Wilson vardır. NFL'in çok önemli quarterbacklerinden birisi. Onun mentörü ve işte birçok profesyonel sporcuyla ve takımla çalışıyor. Orada kitabın içinde vurguladığı bir nokta var. Şimdi biz bazı şeyleri böyle işte farklı yaklaşımlar vardır ya. Pozitif düşünce, hep pozitif düşüncenin gücü. Ya da tam tersi bazı karakterler de vardır. Negatif düşünce, işte hep kötüyü düşündüğünde daha iyi performans alacağını. Trevor Moawad kitabında diyor ki, pozitif ya da negatif düşünmeyin. Her şeyden arınıp tarafsız düşünün. Sadece bu anı, işte senin söylediğine geliyor. Hani kılçıksız, tarafsız düşünmek lazım. Şu anki durum ne? İşte ligde 9. sırada 2 maç eksiği var. 10 galibiyet, 11 mağlubiyeti var. İşte ne oluyor? Şutlar girmiyor. Şutlar neden girmiyor? Hatta bu hafta da sosyal medyada çok tartışıldı. Biraz da içi boşaltıldı o tabirin. İşte o mindfulness dedikleri hadise var ya. Şut neden kaçıyor mesela Efes'te? Psikolojik olarak düşündüğümüzde. Eğer biz oyuncuların teknik olarak bu şutları sokabileceğine eminsek... Öyle diyoruz. Taktik olarak bir sorun olmadığını, o şutu boş şut bulabildiğini görüyorsak, eminsek o zaman psikolojik bir sorun var. O zaman oyuncu şutu atarken o şutu düşünmüyor, o şutun sonuçlarını düşünüyor. Yanındakiler ne düşünüyor? Takım arkadaşı. İşte herkes o şutun sonuçlarını düşünüyor bence Efes'te. İyiyse, yani evet biz bunu sokacağız. Mesela Hakan'ın söyledikleri üzerinden yola çıkıyorum. Diyor ki bazısı işte... Hani şimdi iyiyse ben bunu sokacağım maçı düzelteceğim diye inanarak düşünüyor. Bazısı ben bunu sokamazsam maç gidecek diye düşünüyor. Ama hep sonuca odaklanıyorlar. Hiç kimse ana odaklanmıyor. O şutu kusursuz atmaya işte topu şut cebinden çıkarmaya işte kaldırdığın yere elini topun altına sokmaya neyse follow through'sunu daha doğru yapmaya buna odaklanmıyor bence. Bence... Psikolojik olarak gerçekten Efes'in eğer biz kâniysek ki gördüğüm şey, konuştuğumuz şey, oyuncuların tekniğinde bir sorun yok, oyuncuların taktik olarak bulunan şutların kalitesinde bir sorun yok. O zaman mental bir sorun var. O zaman Efes'in aşması gereken nokta bu. Ana odaklanmak ve pozitif ya da negatif düşünmemek. Eyvah sezon gidiyor dememek ya da ya biz nasılsa rahat hallederiz dememek. Peki Efes gibi üst düzey bir takımın antrenman kalitesinin öneminden bahsetmek gerekir mi acaba? Ama dördüncü seneleri. Yani antrenman kalitesi kötü olsa bu kadar yani iptal edilen sezon sonrası ertesi sene şampiyonluğu kazanma ihtimalleri yok eğer antrenman kalitesi kötü olsa. Yani o yüzden çok ben iyi antrenman yaptıklarını düşünüyorum. Yani çünkü bir istikrarı var takımın 4 sezondur. Peki psikolojik açıdan nasıl bakıyorsun? %100 psikolojik. Yani hani sonuca odaklanmak yerine ana odaklanmak. Yani bu zaten başka bir açıklaması yok bunun. Konuştuğumuz yani etrafına döndüğümüz her konu zaten teknik taktik açıdan Anadolu Efes'in bir şey değiştirmeyeceğini de ve değiştirmemesi gerektiğini de biliyoruz. O şutlar bulunuyor ama neden kaçıyor noktasında hep mental olarak açıklamaya, psikolojik olarak açıklamaya çalışıyoruz. Bunun yanında sadece Misic'le alakalı Misic NBA'ye gitmedi. Şu anda NBA takımında oynar gibi Anadolu Efes'te oynuyor. Yani şunu görmesi lazım. Şimdi Anadolu Efes Euroleague şampiyonluğu yaşadı. 3 sene Final Four yaptı. Yani hangi takımların seviyesinde? CSKA, Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe. Hangi bu 4 takımın hangisinde Misic bu özgürlükte bu kadar hata yapma lüksü olur? Bence bunu sorgulaması lazım.
Doğru. Yani tek çözüm önemli var. Bir tane büyük maç kazanmak. Haftaya da o büyük maç. CSKA maçı var diyorsun. Yani hemen o büyük maç. Fikstürü verelim o zaman. Sen fikstüre bağladın buradan. Ya bir tane büyük maça bakar her şeye. Bu arada Ergin Hoca da hasta. Dün serum aldı. Geçmiş olsun. Ona da geçmiş abi. Olsun diyoruz. İnşallah hani durumu ağır değildir. Bu maça çıkabilir. CSKA deplasmanı 2 Şubat. 4 Şubat Azvel'le içeride. 10 Şubat Olympiakos deplasmanı. 24 Şubat Maccabi Tel Aviv, 3 Mart Fenerbahçe Beko. Yani oraya gelene kadar Şubat fikstürü Efes'in bir hayli yoğun. 2 tane çok zorlu deplasman, 2 tane de içeride kolay olmayan maç var. Yani Azvel, bak kötü gidiyor diyoruz ama Atlet ters takım yani. Kazanmak için uğraşmak zorunda olduğum bir takım. Bir de Efes'in son iki iç saha maçı, yani Kızıl Yıldız, Panathinaikos düşündüğümüzde hiçbir maçı kolay kazanmadığını görüyoruz. Maccabi zaten istim üstünde bir takım. Şubat Efes için çok zorlu bir fikstür olacak. Bayern Münih maçının da tarihi açıklanmadı. Görünen o ki o da hani şu anda Mart'ın sonuna doğru oynanacak. Belki o 15 Mart'a girebilir, belki 29 Mart'a girebilir. Ya yanlış. Daha hala konuşuyoruz. Bilgi vermeyeyim ama hani Can'la da baktık yukarıda. Anadolu Efes yukarıdaki takımlara karşı 10 tane oynamış. 2. 2 kazanmış. Olympiakos ve Kazan. Yani şimdi hani kazanman gereken maçlar seni istediğin yere getirmeyebilir. Ekstra bir şeylere ihtiyaç var. Evet. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Kısa bir ara verelim, sonrasında Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abal dedi bugün. Oynayan bir takım gibi. Ama örtel blok geldi Mata Yunas'tan. Çembere giderken kesildi örtel. Atışma basket. Mike James basketbolu kendine özgü bir şekilde buluyor. Mike James 19 şut denedi. 3'ü girdi. O giren 3'ten birisi de buydu. İki başla. Şey, uzatmanın sonunda ilk uzatmaydı. Tavares'te kaldı. Lanet olsun diye elinden attı topu bak. Lanet olsun diye yani. Zaten sonra geldiğinde de söylendi. Yüzü niye geliyorsun? Ya çok komikti ya. Lanet olsun dedi. Niye kaldım ben bunları? Yani alt yazı geçti mi orada? Demet diye alttan lanet olsun yazdı. Abi inanılır gibiydi ya. Çok değişik bir karakter. Kritik bir sorum var. Koç Saşa Obradoviç'in yerinde olmak ister miydin? İsterdim tabii ya. Niye güzel? Monaco güzel. Monte Carlo'da yaşıyorsun. Organizasyon çok iyi. Prens maça gelmiş. Ne hissettin dün sahada? Koç Obradoviç açısından. Ya bu bak Will Thomas'ı 35 dakika mı ne oynattı? Diyor ki verin diyor. Bak. Tavares orada diyor. Verin diyor yani. Verin diyor. Bak verin diyor. Sonuç? Vermiyorlar. Yani... O da hani kariyerine bir tane Real Madrid galibiyeti ekleyecekti. Ya bence kazanmışlardı maçı dün. Canım. Net Lasso maçın sonunu Rudy'yi oyun kurucu oynatarak bitirdi. Yani Örtel'den vazgeçti. Allah Allah, neden? 9 asistle oynadı Örtel. İstatistik kağıdında çok başarılı. Çift tanelerde skoru üretti. Ama dediğim gibi ben yayında da söyledim. Lasso şeyi deniyor. 3 Fransızla başarı nereye kadar olur? Onu test ettiler hocam, bize. Hocam yok. 93 Limoges. O da Fransız takımı olduğu için şampiyon. 3-4 yani. Tane var. Kazör yoktu maçta ama. Tamam işte toplam 4. Tarihte ben Fenerbahçe bunu Westerman, De Colo, Lovern yaptığı zaman bakmıştım, merak etmiştim. Çünkü çok sıra dışı. Fransızlar genelde NBA'de oynadığı için çok fazla Euroleague'de oynamıyorlar. Ya Euroleague'de en son böyle 3 Fransız'da şampiyon olan takım hangisiydi diye gittiğimde Limoges'e kadar bulamadım. Limoges'un şampiyonluğunda var. O yüzden Lasso bir ilki denemeye çalışıyor. Yani Lasso bu şartlarda şampiyon olursa yani hani kavuk var ya hani bizde geçiyor. Obradoviç de Lasso'ya verebilir yani. Doğru. Çok iyi yönetiyor. Yani her şey bir kenara, işte gençlerle oynuyorlar. Maç ertelenecek derken hayır ertelemeyin biz bunlarla oynarız diyor. Urban Klavjar'la maç kazanıyor. İşte Can'la da konuştuk hafta içi Unix Kazan maçı. Yani Unix Kazan gerçekten çok zor bir takım. Ve şeyi görüyorsun, diyorsun ki yani Tavares'e karşı bu adamlar John Brown'u tepede birebir oynatırsa Barcelona maçını öyle kazandılar. Aynısı. Hiç izin vermediler. Öyle bir duruma sokmadı Tavares'i. Patır patır
ikinci çeyrekte zaten maç başladı. Örtel 3 dakika oynadı. Felaketti. Unix Kazan bütün kontrolü eline aldı. Hop Örtel dışarı. Sergio Yul, Rudy Fernandez bir geldi. Beyler rahat olun. Burası Madrid. Siz burada gelip öyle kolay kolay maç kazanamazsınız mesajını verdi. Yani Yul'un, Rudy'nin bir şut tercihleri var. Dersin ki deli yani bu adamlar. Ama orada delilik çok alışkanlık. 4'e 1 giderken Yul, zaten maçın bitiş noktası odur bence ikinci çeyrek. 4'e 1 gidiyor Real Madrid. Yul kaldırdı, üçlük attı. Kaç defa anlattın o tip atışlarını? Ama burada... Ben şeyde biz karşıya da görüyordum. Gary Neal öyle yapar. 4'e 0 giderken kaldırıp üçlük atar. Abi oyuncu atıyorsa izin vereceksin ona ya. Sonra ama tribün diğer... ne oluyor işte? Onu atınca tribün zaten çağlıyor arkasında. Diğer yandan tabii Lorenzo Brown ve Hezonya'nın da bireysel performansları. Of. Hani biz Anadolu yani. Efes'in formsuz diyoruz da onlar da devamlı formda ya. Of yani ben dün maçı anlatırken en son şey dedim ya bu Lorenzo Brown geçen sene hangi takımda oynuyordu? Hiç hatırlamıyorum gibi. Yani bambaşka bir oyuncu haline geldi. Top elinde ama. Top elinde. En büyük fark. Ya oyuncu kullanımı. Kötü oyuncu yok. Ama sonuç itibariyle bu sene de vitrin o kadar müsait ki oyuncuların çıkıp ben iyi oyuncuyum diyebileceği şekilde hareket etmesine. Euroleague enteresan. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Unix Kazan bu sezonun hikayelerinden biri. Bir de Unix Kazan'ın playoff'ta kalıp kalmaması Euro Cup'ı doğrudan etkiliyor. Yani şimdi Euro Cup'ta iki tane çok büyük kadro, iki tane de büyük koç var. Sergio Scariolo, Željko Obradović. Onların haricinde Valencia var. Oradan kafayı uzatmaya çalışıyor. Onlar da iyi kadro. Virtus Bologna, Partizan, Valencia. Açıkçası biraz böyle oralar karışık. Eğer Unix Kazan ilk 8'e kalamazsa ya da Monaco, Unix Kazan Monaco'dan birisi ilk 8'e kalamazsa Euro Cup'ta finale çıkmak Euroleague için yeterli olacak. Ama Unix Kazan ilk 8'de olursa şampiyon olmak gerekecek. Ama şey kuralı yok mu? Ne? A lisansına sahip olmayan takımlardan en iyi olanın önümüzdeki sene olup öbürünün olmayacağı. İkisi de playoff'a kalırsa. Hayır, i̇şte Euro biri... Cup o ya. Hayır, Euro hayır. Cup, Euro Cup. Euro Lig'de öyle bir kural yok mu? Euro Cup'tan hiç... gelen C lisanslı takımlarının. Evet. Oradan bir tane seçmiyor mu? Euro Lig'de öyle bir kural yok mu? Playoff'a kalırlarsa. İlk 8 yaparsan kalıyorsun. Evet. İşte geçen sene Valencia'ya gitti. İki takım da ilk 8 yaparsa. İki takım da ilk 8 yaparsa o zaman üst sıradaki takım kalıyor. Tamam anladım. Yani hani Monaco'da Unix Kazan'da playoff yaptı. Ben sadece birinin playoff yaptığı senaryoyu söyledim. Senin söylediğin ikisinin de playoff evet. yaptığı. O zaman üst sıradaki takım. Ama yani Unix Kazan artı Monaco playoff biraz zor görünüyor ikisinin birden. Valla bu sene Euroleague'de tahmin yapmak çok zor. Doğru. Yani her şey olabilir yani. İki uzatmada bitti dünkü maçı. Doğru, doğru. Yani. Mike James de orayı götürmeye çalışıyor. Ya her takımın kendine ait bir sistemi Mike var. Mike James'e Dwayne Bacon kaç şut denediler dün toplam? 40. Orada yani yapacak bir şey yok. Oyun tarzı bu. Ama diğer takımlara da hani takım savunması yapan takımlara da ters gelen bir şey. Bir de Diallo inanılmaz oynadı. Ya. Yani potansiyelli bir oyuncu ve önü çok açık. Yani Lul topa tekme atarken eline vurdu. Yani mesela sportmenlik dışı for çıkmasını bekliyorsun. Hiçbir şey olmadı. Evet doğru. Peki Fenerbahçe'yi konuşalım. Bu hafta Fenerbahçe'nin bir yeni transferi vardı. Markel Starks'ı aldı Fenerbahçe Beko. Bosna ekibi Igokea'dan transfer ettiler Markel Starks'ı. Markel Starks'ı Türk basketbol severler nereden hatırlıyor? 2017-18 sezonunda TBL'de, 2. ligde yani eski adıyla Yalova forması giymişti. Ve Yalova'yı o sezon küme düşmekten kurtaran isimdi Markel Starks. Sayı krallığını ikinci sırada bitirmişti. O sezon TBL'de sayı kralı olan adam da şu anda NBA'de oynuyor. Kiefer Sykes. Ona da nasıl NBA olur? Yapma Allah'ını seversen. Oynuyor abi. Ne yapayım? Oynamıyor mu diyeyim. Tamam. Haklısın. Doğru. Doğru. Markel Starks, Kiefer Sykes'in hemen arkasından sayı krallığında ikinci bitirmişti o sezon TBL'yi ve Yalova'yı kümede tutmuştu. Sonrasında Polonya'ya gitti. Saratov'a gitti. Igokea'da en son oynadı. 31 yaşında bir oyuncu Markel Starks ve Fenerbahçe'nin bonservis ödeyerek aldığı bir transfer. Yani ilginç. Yaz dönemi olsa Fenerbahçe formasını giymenin hayalini kuramayacak bir oyuncu. Yani hayatında ilk kez
çift maç oynadığı, işte Avrupa Kupası oynadığı sezonu bu sezon Markel Starks'ın ve Fenerbahçe'ye gelmiş oldu bu hamlesi sonrası. Nasıl anlatırsın koç? Vallahi NBA'de biliyorsun 10 günlük kontratlar var. Onun gibi bir şey bu da EuroLeague'de yapılan. Fenerbahçe'nin Cihal ve Floyd transferi de öyle olmuştu. Gibi yani hani burada kısa dönemli kontrat gibi. Yani ana rotasyonda olmasını beklemiyoruz ama diğer yandan birisi açısından olayı değerlendirmek gerekirse onun açısından bir piyango bileti. Yani. Ben zaten olaya öyle baktım doğrudan. Yani Markel Starks kariyeri için kariyerinde yazacağı bir şey oldu işte. Ben de Fenerbahçe'de oynamıştım, EuroLeague'de oynamıştım diyeceği bir durum oluştu. Yani hani ne yapar ne eder kısmında tabii seviye olarak buraları doldurup dolduramayacağını göreceğiz. Ama diğer yandan da çok gezgin bir oyuncu olduğu için hani adaptasyon da kolay olur. Çünkü hep böyle tecrübeli diyorsun. Tecrübeli bir de çok gezmiş yani çok takım görmüş. Hani adaptasyonu için çok fazla bir şeye gerek olmayabilir. Bir de takımın yapısı da oyun tarzı da hani enerji çok üstünden detay olmadığı için. Evet, beslenen bir yapı olduğu için yani Veseli Dökolo ile yan yana oynaması zor da ama diğer onlar gelene kadar idare eder biraz. Tabii şu anda hani o dakikaları doldurmaya yönelik bir hamle gerekiyor. O doğrultuda bir de yani sen bakıyorsun bazen piyasada da çok fazla da hani alternatif oyuncu yok ama buralara kadar gelmek de ya yani ben yine de Fenerbahçe'nin yani formasını giymenin bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünenlerden. Hakan? Ya antrenman kalitesi bile çok önemli artık. Bu kadar sakatlık, vaka, bir sürü şeyden bahsediyoruz. O yüzden sadece onun için bile yapılmış bir transfer olabilir. Yani çünkü hem birini alacaksın, hem verdiğin süreyle, rolle, parayla tatmin olacak. Hem de sesini çıkarmayacak gerektiği sürede. Belki öyle düşünülmüştür yani. Biraz empati yapmaya çalışıyorum ama. Yani o zaman TB2'li projesi niye var ki Fenerbahçe'nin? Oradan bir oyuncuyu alıp koyamayalım ya. Yani ne gerek var? Yo, girelim. Yani tam bu yüzden kurulmadı mı zaten yani? Belki Fenerbahçe'nin TB2'li takımından bir oyuncuyu alıp buraya Markel Starks yerine koyamıyorsak, demek ki idman vermesi için, saha kenarında oturması için, işte bazı maçlarda oynaması için koyamıyorsak o zaman yani o projede bir hata var demek. O projeyi biraz daha beklemek lazım. O proje İsmail, önce TB'liye çıkma projesi evet, bence. Evet 3 sene olmadan o tip projeleri değerlendirmek kolay değil. Ama tabii TB'li projesi içinde atıyorum. Öyle bir proje yapmak istiyorsun ve orada potansiyel olarak benim gördüğüm Yiğit Onan var mesela. Niye Yiğit Onan o takımda yok? Gitti. Şu anda Sırbistan'da oynuyor. Sırbistan'da oynuyor. Yani şimdi öyle bir proje yapıyorsan bu oyuncuları orada tutman gerekir. Yani böyle bir David Mutaf. Ha bu arada ya hep bir şey yapıyoruz. Biz Sertaç üzerinden konuşuyoruz. Hakkını yiyoruz çocuğu yani. David Mutaf Euro Cup'ta 2 maçtır forma giyiyor. İki maçtır üçlüğünü de atıyor zaten. Ve koç yani önemli oyuncuları kesip şey David kadroya alıyor. Onun için de yani kendini ispat ederek altı. Gran Canaria'nın şimdi bir sene Amerika'ya gitti David. Bir sene kaldı mı? İki ay birkaç kaldı. Birkaç ay kaldı döndü. Kalmadı. Amerika'da hani kolejin ona uygun olmadığına karar verdi. Ama burada mesela David Mutaf'ın Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Konfor alanı vardı. David Mutaf Türkiye'de çok iyi bir kontrat alabilirdi. Çok böyle rahat, güzel bir hayatı olurdu ve iyi para kazanıp hayatına devam ederdi. O çok daha düşük bir paraya, Gran Canaria gibi bir yere gitti ki buradan 3 saat biliyorsun. Yani İspanya değil, daha çok Afrika Gran Canaria. Yani oraya gitti, orada oynuyor, ikinci takımında oynuyor ve A takıma çıktı ve Euro Cup'ta 2 maçtır süre alıyor. Yani kendi konfor alanından çıkması, 2 maçtır üçlük de atıyor bu arada. O ayrıca çok takdire şayan bir durum. Ama dediğin gibi işte Fenerbahçe altyapısından 2 oyuncu daha gitmiş oldu. Yiğit Onan, David Mutaf. Hani bu proje değer kazanacaksa bu tip performans oyuncularında bu projenin içinde kalmasını sağlayacak düzenlemelere gitmek gerekiyor. Tabii altyapılar bu TB2'de işte Galatasaray'ın da bir takımı var. Hı hı. Daçka yine oralarda. Efes oralarda. Sen izliyorsun sık sık maçları. Ya, pazar günleri sürekli izliyorum. Yani olduğu zaman da gitmeye çalışıyorum. Darüşşafaka'da evime yakın diye oraya gitmeye çalışıyorum. Var ama o oyuncuların üst tarafta oynayabileceği bir modelleme var mı? Yani biraz daha sonucun yine ön planda tutulduğu noktalar var.
Yani oyuncuların hata yapma şeklinin bile çok önemli olduğu platformlar bunlar. Ama sen Fenerbahçe'nin TB2'li takımının antrenörünü de yakından tanıyorsun. Evet, Ertuğ. Ertuğ koçu. Onu olumlu konuşuyorsun. Evet, çok iyi antrenman yaptırır. Oyuncudaki bireysel sınırlarını yukarı çekebilecek şekilde ön plana çıkartır. Ama tabii burada Ertuğ'un da önüne şöyle bir şey veriliyor mu? Bak işte bunlar proje oyuncumuz. Yukarı geldiği zaman bu şekilde sistemin içine kullanacağız gibi bir iletişim var mı? Bunu bilmiyorum. Ama mesela onun da zaman içinde olması gerekiyor. Cengiz Han, yani istatistik olarak bakıyoruz. Cengiz Han İvedi 99 doğumlu bir oyuncu. 23 yaşında. O iki maçta 82 sayı attı. Fenerbahçe'de hani bunu ayrıca duyurdu. Cengiz Han da Fenerbahçe altyapısındandı. Bu sezon geri döndü Fenerbahçe'ye. Mesela onun işte potansiyeli ne olacak? Yukarıya çıkacak mı? Yani istatistikler çok etkileyici. TB2L için. Ben de şöyle bakıyorum. Üçüncü lig TB2L bu arada. Ekrem Sancaktı var. Geçtiğimiz sene Afyon'daydı. Obradovic takım başındayken bütün antrenmanları istiyordu. İsmail Karabilen var. O da takımın o proje oyuncularından biri. Mesela ben onları da takip ediyorum. Onlara ne katıyor bu takım? Bendeki soru işareti de bu. Yani TB2'de de basketbolun oynanması biraz hani oyuncunun gelişmesi için çok kolay değil. Yani oralardan biraz böyle hep bu kavga dövüşten işte o yüzden belki de Hakan'ın söylediği gibi yaklaşıp hani biraz böyle oraya çok şimdi beklentileri yükseltmeden hani en azından TBL'ye çıkması takımın daha önemli. Şöyle söyleyebilirim. Ben hani 3-4 sene önce hani TB2 ile seviyesindeki takımlarda hani görev almıştım Işık'ta. O zamanki oyun kalitesi çok daha iyiydi. Öyle mi? %100. Aynı şeyi TBL. Ben senin kadar çok izlemiyorum. TBL içinde kavga dövüş yani tamam. TBL içinde söyleyebilirim. Ondan sonra yani oyuncu kalitesi, oynanan oyun içinde oyuncunun gelişimini net görme şansım vardı. Şimdi biraz daha bu belki değişen oyun yapısından da kaynaklanabiliyor. Yani her yerde artık basketbol bir gelişim içinde. İdman yapamıyor, ama pandemi var. Ama temel bilgiler var. Kısmında çok ama çok eksik var. Ya bunun olması gerekeni aslında Süper Lig'de bir takım olacak. Orada oyuncuyu hazırlayacaksın. Nasıl yani yıllar önce Alpella Fenerbahçe'nin pilot takımıydı. Ömer Aşık çıktı oradan. Birkan Batuk çıktı. Doğru. İşte Caner vardı orada mesela inanılmaz 14-15 sayı ortalama yaptı. Ondan Can Özcan vardı. Can Özcan vardı. O gün Sevinç vardı yani bir sürü aslında. Darüşşafaka Efes'in bir ara pilot takımıydı hatırlıyorsunuz. Ya bunların olması. Daha önce şey vardı daha 2000'lerin başında. Pertev. Yo, hayır. Vlado Ilievski gitti. Ender gitti. Pertev niye? Hayır ya. Antalya. Antalya. Murat Paşa. Murat Paşa. Alpella da vardı zamanında. İşte Alpella'yı söyledi. Hani aslında Süper Lig'de bu proje Süper Lig'de olması lazım. Yani eğer hakikaten elit biz Avrupa çapında oyuncu yetiştirmek istiyorsak bunun yerine TB2'lerine, TBL'ye. Çünkü oynanan basketbol farklı. Ben bu sene TBL'yi de tecrübe etme şansım oluyor. Evet, Süper Lig'de net. Bir takım olmak durumunda. İyi gidiyorsunuz bu arada. İyiyiz. İyiyiz. Sigortam net iddialı takımlardan biri oldu TBL'de. Mesela Real Madrid'de başka bir şey yapıyor. Vukcevic'i Partizan'a kiraladılar. Spanyolo'yu, Matteo Spanyolo Cremona'ya kiraladılar. Her maç ilk 5 İtalya Ligi'nde ciddi süreler alıyor. Onlar da favori oyuncularını, pilot oyuncularını eğer takımda yer yoksa kiralama yoluna gidiyorlar ki üst seviyede bir yerde ve kendi dillerini konuşabilecekleri bir yerde. Ya ama İsmail orada model oluşturulmuş. Yani orada hani oluşturulmaya çalışılan bir orada şey. Oyuncu nasıl kazanılır kısmı oluşturulmuş. Yani düşünsene başta 3 büyükte olmak üzere yani bir projeye başlıyorsun. 2 gün sonra o proje kalkıyor masaya başka bir kağıt geliyor. Şimdi Beşiktaş Türk sporunun en kuvvetli figürlerinden birisi Fatih Terim'dir herhalde. İşte proje diyordu, 3 sene diyordu. 3 ay kalabildi yani. Ya Türkiye'de her şey o kadar enteresan. Kendi kulübü yani. Hani 4 yıldızın 2'sini Fatih Terim almış orada. Valla ben oyuncu bazında potansiyelli olduğumuzu düşünüyorum. Antrenör bazında da gelişimleri takip eden, iştahlı, çok ciddi anlamda gelişim açık. Ama yönetici kısmında çoğalamıyoruz. Bak yönetici var ama biz yöneticileri idareci gibi kullanıyoruz. Sen burayı idare et diyoruz. Şimdi sen yönetici idareci olarak kullandığın zaman o da idare ediyor zaten. Abi bak
masaya oturduğun zaman kulübü yönetiyorsan gerekiyorsa kavga edeceksin. Ama masadan kalktığın zaman birbirini ikna edecek şekilde... Karar almış olarak. Karar alacaksın. Biz de karar alamıyoruz ki. Şu Fenerbahçe'nin takım profiline bakalım. Çünkü ilginç iki not var. Takımın detaylı istatistiklerine göz attığımızda Euroleague'de kaçıncı sırada, hangi durumda? Şimdi hücum verimliliği çok yüksek bir takım değil Fenerbahçe Beko. 10. sırada ama savunma verimliliği Euroleague'de en iyi savunma yapan 5. takım görünümünde. Burada iki istatistik, Caniş Bakan'ın da altını çizdiği iki istatistik çok önemli. İki sayılık atışları Euroleague'de en yüksek yüzdeye sahip takım Fenerbahçe Beko. Asist yüzdesi en yüksek takım. Asist yüzdesi ne demek? Fenerbahçe'nin attığı 100 basketin 28.7'si asist üzerinden geliyor. Yani birebiri daha düşük, çok daha fazla paylaşımcı ve birlikte hareket eden bir takım görüntüsü var. Herhalde bu sezonki kadronun da oynaması zorunda olan bir yapı bu, değil mi? Yani çok yüksek asist sayılarına çıktığında Fenerbahçe Beko farklı iş yapıyor. Ne diyorsun? Yani sorumluluğu paylaşıyorlar, topu paylaşıyorlar. Sonucunda da hakikaten o kırılgan olmayan bir ekip var. Ama bu arada hemen altında da top kaybı yüzdesi var. Euroleague'in en çok top kaybeden takım. O biraz sonuç. Yani daha yeni kurulmuş bir takım. Yani her taraftan yukarı çekmek zor yeni kurulmuş ekipleri. O yüzden o harmanı yapmaya çalışıyor Fenerbahçe. Bu yolda da o sorumluluğu ve amacı paylaştıkları için ben sezonun bu bölümüne kadar fena bir sezon geçirmediklerini düşünüyorum. Yani her şeye rağmen kırılmadılar yani, vazgeçmediler. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yani koçun tercihi bu zaten hep takımda, enerjiydi, beraber hareket etmekti. Ve bu doğrultuda hani kişilere bağlı olmadan bir sistem oluşturmak istiyordu. Ve hani Veseli ve Dökolo gibi iki yıldızın olmadığı bir ortamda takım da bunu destekler bir şekilde de yardımcı oluyor birbirine. Fikstüre bakalım o zaman. Fenerbahçe Beko'nun fikstüründe nasıl bir önümüzde durum var? 1 Şubat, 3 Şubat, 8 Şubat, 11 Şubat, 25 Şubat, 27 Şubat. Şubat ayı Fenerbahçe Beko'nun 6 Euroleague maçı oynayacağı bir ay olacak. Azvel, Milano deplasmanı, Real Madrid içeride, Bayern Münih içeride. Sonrasında Türkiye Kupası var. Yüksek ihtimalle Bursa'da oynanacak. Monaco deplasman, Kızıl Yıldız deplasman. Şubat sonuna kadar Fenerbahçe Beko 6 maç oynayacak. Kızılyıldız maçının tarihine baktın mı? Hangi güne geliyor? Pazar. Pazar günü maçı anlatmış mıydın sen Euroleague? Euroleague anlatmadım. Pazar çok maç anlattım. Koç siz yatarken ben Süper Lig'de soğuk stadyumlarda gidip İngilizce maçları anlatıyorum. Yani. Sen futboldan bahsediyorsun. Evet. Pazar günü maçı anlatmış mıydın deyince oluyor yani. Euroleague anlatmış mıydın dedim. Euroleague ilk kez olacak. Ve işin kötü, enteresan tarafı milli takımın Yunanistan'la içeride milli takım maçı. İki tanesine denk geliyor. Böyle de bir durum var. Hadi gel. Şimdi burada hangi oyuncuyu yollayacaksın, hangisini yollamayacaksın? Uf. Bunu şimdi cevaplamak istemiyorum ama Şeyh Musul açısından düşünüyorum. Yani şimdi ikisinde de oynamak zorunda. Orada da milli takımın da çok ihtiyacı var. Onun da ihtiyacı belki var. Belki Melih de aynı şekilde. Şimdi klonlama çalışmalarına başlayalım o zaman. Şeyh Musul ve Melih'i nasıl Metecan klonlarız? Metecan milli takım için çok önemli. Yani, ve bir de o fikstür içinde. Yani çok zor yani. Peki bitiriyoruz. Can o fotoğrafı versin o zaman. Yani şu Yasikevicius ve Guardiola ile alakalı bir fotoğraf var. Onu da görmüş olalım. Öyle kapatalım. Pep Guardiola maça geldi. İzledi. Charles Yasikevicius'u gördü. Guardiola'nın da Bayern Münih döneminde, Bayern Münih'te teknik direktörlük yaparken sürekli peş için idmanlarına gittiğini ve o spacing'i, saha içi yerleşimini notlar alarak böyle çalıştığını biliyoruz. Zaten bunu da daha önce incelemiştik. Saha içi yerleşimi, futbolda uyguladığı saha içi yerleşim basketbola en yakın hoca Pep Guardiola diyelim. 1000 Euro Ligi'de bu notla bitirelim. Hoşçakalın. Daniel Hacker. Smaçla bitiriyor pota altında. Nikola Milutinov.
İkinci bloğunu yaptı Singleton. Mustafa Pau. Zirve soruda bir tuzak kurdu ama düşmedi o tuzağa Mustafa Pau. Possession, gotta act fast. Another shot, another pass. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion.